Mutlu, huzurlu ve sağlıklı günler sayın seyirciler. Haber programı Yüksek Tansiyon, hepiniz hoş geldiniz. Yüksek Tansiyon'un bu akşamki konuğu Antalya İl Sağlık Müdürü, sağlığın patronu Doktor İsmail Başıbüyük. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kolay gelsin. Hayırlı akşamlar. Çok sağ olun efendim. Antalya'daki sağlık yatırımlarını konuşacağız bugün çünkü çok önemli. Özellikle koronavirüs vakasından sonra 2 yıldır biz sağlığımızın kıymetini çok daha iyi anlamaya başladık. Nefesimizin kıymetini daha çok anlamaya başladık. Bu yüzden o tarihten itibaren programın açılışlarında hep böyle sağlıktan bahsederim. Sağlık, huzur ve mutluluk dileyerek açarım ki en büyük temellerden biri zannediyorum bu. O yüzden elbette ki siz bir yıldır Antalya'dasınız ve bir yıldır Antalya'da sağlıkta epey bir değişim oldu. Sizin kendi şahsi gayretleriniz, ekibinizin gayretleri bunda önemli bir pay sahibi. Şimdi bunları konuşacağız. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi niyet söylemleriniz için çok teşekkür ediyorum. Bugün Antalya'da son bir yıl ve öncesinde hem yatırım anlamında hem sağlık hizmetleri anlamında bugüne kadar neler yapılmış, çıtalar nerelere çıkarılmış, biraz bunlardan bahsedeceğim. Dilimin döndüğü kadar sizlere bunlardan bahsetmeye çalışacağım. Evet. Antalyalı özellikle sağlıkta her zaman büyük beklentiler içinde. Çünkü Antalya gerçekten bu önemli yatırımları hak ediyor diye düşünüyorum. İnsanoğlunun vazgeçilmez unsurlarından biri eğitim, diğeri sağlık. Sağlık daha önce geliyor elbette ki. İki unsura da önem vermemiz gerekiyor. Şimdi baktığımız zaman dosyanız oldukça kabarık. Bir yılda maşallah. Siz Şırnak'tan geldiniz. Şırnak İl Sağlık Müdürü'ydünüz. Ve Sağlık Bakanı'nın bizzat takdir ettiği, maviye boyanan bir ilin sağlık müdürüydünüz. Biz sizi takdirle izlerken bir baktık. Maşallah Antalya'dasınız. Sevindik. İlk geldiğiniz günden itibaren daha yüzünüzü görmeden ben hemen Twitter'da Antalyalılara duyurdum. Ve bir yıldır da takip ediyorum. Güzel çalışma içindesiniz. En azından bir şehri görün, yatırımları görün, eksikleri, neler var neler yok bir görün. En azından projeleriniz bir hayata geçsin diye bekledim ve bugüne kadar geldik. Geldiğiniz ilk günde Antalya'da neler hissettiniz? Yani bu şehre ne lazım dediniz ilk geldiğiniz zaman? Şimdi biraz önce ifade ettiğiniz gibi Antalya sağlık altyapısı olarak da ve bence diğer altyapılar anlamında da Türkiye'nin en önde gelen illerinden birisi. Hem kamu hem üniversite hem de özel hastanecilik sektörüne bakıldığı zaman Türkiye'de sağlığa lokomotiflik edebilecek nadir illerden birisidir. Evet. Yani büyük şehir olması sebebinin dışında çok güçlü bir sağlık altyapısı var. İyi yönetilmiş, iyi çok çıta üst noktalara ki Türkiye'nin zaten son 20 yılına bakıldığı zaman sağlıkta artık tüm dünyada referans merkez olmuş. Standartları ortaya koymuş bir ülkeden bahsediyoruz. Bu salgın döneminde ortaya çıktı. Kesinlikle. Birazdan ondan bahsedeceğim. Hı-hı. Salgın dönemindeki şehir hastanelerinin bize katkı sağladığı katkılardan da bahsedeceğim ama bunun sonucu olarak tüm Türkiye'de olduğu gibi Antalya'da da çıta çok yukarılarda. Güçlü bir altyapımız var. Hem kamu tarafında hem özelde hem de üniversitede. Ve devam eden yatırımlarımızla beraber umarım ki kısa vadede bunu çok daha üst seviyelere taşıyacağız. Hedeflerimiz bu zaten. Evet. Hatta ve hatta sağlıklı Antalya'yı tüm Türkiye'de mümkünse de nasıl ki turizmde bir dünya markası ise Antalya, sağlık turizminde de ve sağlıkta da bu markayı oluşturabilme gayretlerimizden bir tanesi. Sağlıkta da yani sağlık turizmi anlamında da sizin de söylediğiniz gibi marka olmaya gidiyoruz. Özellikle diş hastaneleri, diş poliklinikleri konusunda ve devlet hastanelerimiz konusunda artık devlet de değil de hani eğitim araştırma hastaneleri oldu. İlçelerde de devlet hastaneleri var. Bu anlamda hem kadro açısından da iyi bir noktadayız. Dilerseniz sizin de sözünü açtığınız sağlık turizminden başlayalım. Sonra yatırımlara gelelim. Tabii. İlimize biliyorsunuz en son açıklanan rakamlara göre bu sene içerisinde 2022 yılı içerisinde 13 milyonun üzerinde bir turist gelişi söz konusu oldu. Sağlık turizmi ve turistin sağlığı olarak konuyu iki başlık altında açarsak, sağlık turizmi şu, ben ülkemi terk ederken, yani başka bir ülkeyi tercih ederken sırf sağlık hizmeti alabilmek için gidiyorsam bununla da sağlık turizmi. Evet. Ben turistik amaçlı gidiyorum fakat orada başıma herhangi bir sağlık problemi geldiğinde ise turistin sağlığı oluyor. Bunun için hastaneleri veya sağlık tesislerini tercih ediyorsam bununla da turistin sağlığı oluyor. Sağlık turizminde hem ilimiz hem de Türkiye bu anlamda
Ulaşabilir. Yani 1,5-2 saatlik bir mesafede 4 milyarlık bir nüfusa hitap edebiliyor. Çok ciddi bir rakam. İyi destinasyon ülke olarak da. Ve Antalya'nın da turizmde bilinen bir marka yüzü var. Biz bunların ikisini bir araya getirdiğimizde sağlık, güçlü bir sağlık altyapısı var. Bununla güçlü olan turizmi bir araya getirdiğimizde inşallah kısa vadede güçlü bir sağlık turizmine ulaşırız. Turistin sağlığı noktasında il çok çok iyi bir durumda. Çünkü bilinen bir gerçek var. Avrupa'da da olsa, Amerika'da da olsa insanlar hastane başvurularının %30'unu veya %25-30'unu acil servisler oluşturuyor. Yani hastaneye başvuranların %25-30'u bu. Bu ne demek? Bu kaçınılmaz sağlık hizmeti almanız gerekliliğini ifade eder. Siz turist olarak buraya geldiğinizde de benzer oranda kaçınılmaz sağlık hizmetine ulaşmak zorundasınız. Mevsim değiştiriyorsunuz, iklim değiştiriyorsunuz, konum değiştiriyorsunuz, tabii, yiyeceğinizi değiştiriyorsunuz. Her şey olabilir. Evet, her şey gelebilir. Bundan dolayı turistin sağlığını çok güzel domine eden bir ildeyiz. Sağlık turizminde evet diş konusunda gerçekten, yine estetik konusunda çok iyi durumdayız. Organ nakli konusunda iyi durumdayız. Diğer alanlarda da inşallah hem eğitim araştırmamız hem de yeni açılacak olan şehir hastanemizle beraber artık ülkede de sağlık turizmini domine eden bir il haline geleceğiz. Şehir hastanesi dediniz Antalya'nın. Baktığımızda diğer illerden biraz geri kalmış gibi şehir hastanesinin yapımı, ama Antalya'da çok büyük bir eksik yoktu ki sonradan yapılmaya başlandı. Şehir hastanesi bitme aşamasına geldi. Zannediyorum sizinle yaptığımız sohbette de herhalde Haziran gibi, Mayıs gibi de kurdelesi kesilecek niteliğe gelecek. Baktığımız zaman Antalya'nın hem tepe noktasında hem oradan da sırf Antalya'nın görülebileceği nitelikte müthiş bir görkeme sahip bir şehir hastanesi hızlı bir şekilde yapılıyor. Geldiğinizde de belli bir orandaydı, neredeyse herhalde %25 civarındaydı. Şimdi bitme noktasında, artık ince işleri yapılmaya başlandı. Efendim bize Antalya Şehir Hastanesi'ni de anlatır mısınız biraz? Görselde evet, ekranda da görülüyor. Antalya Şehir Hastanesi künyesinde bakanlığın belirlemiş olduğu bir künye vardır. Hastaneler yatırım programına alınırken 1048 yatak olarak planlanmış bir hastane. Fakat 1048 şu şekilde planlanıyor. Tüm odalarda tek kişi yatarsa 1048. Biz eğer odaları 2 kişilik kullanırsak artırılabilir kapasiteyle 1750 yatak kapasitesine ulaştırabiliyoruz. Evet. Ki 1750 yatak kapasitesi bizim şu anda kamuda mevcut yatak kapasitemizin neredeyse %50'sine tekabül ediyor. Yani sadece bir şehir hastanesinin açılması bile ildeki kamu hastane yatak kapasitesini %50 oranında artıracak bir yapı. 4 blok ve 4 bloğun ortasında bulunan ortak kullanım alanlarından ibaret. 2 blok tamamen bitti. Orta alan tamamen bitti. Şimdi diğer 2 bloğun inşaatı devam ediyor. Fiziki gerçekleşmeye %67 oranında. Hedefimiz de önümüzdeki sene Nisan Mayıs gibi bir aksilik olmazsa açılışını gerçekleştirip hizmete almak noktasında. Bizim için şundan dolayı çok ciddi önem arz ediyor. Evet, ilimizde güçlü bir üniversite var. İlimizde Türkiye'nin en iyi eğitim araştırma hastanelerinden birisi var. Yani ilk 5'e sokabilir misiniz derseniz ilk 5 içerisinde hizmet verebilen, çok fazla özellikle hizmet verebilen bir eğitim araştırma hastanemiz var. Yine eğitim araştırma hastanesi statüsünde ondan belki de daha iyi, en az onun kadar iyi hizmet verebilen bir şehir hastanemiz var. Kendisi bir eğitim araştırma hastanesi olacak. Üçüncü basamak bir hastane olarak ilimize hizmet verecek. İçerisinde çok fazla özellikle birim barındırıyor. Ne var bunun içerisinde? Onkoloji tanı tedavi merkezi, ayrı bir fizik tedavi. Ayrı branşlar da tabii var, değil mi? Şöyle ki hastane künyesi adı altında her blok kendine göre planlandı ve planlanıyor. İlin ihtiyaçlarına göre planlanıyor. Mesela ilde kapalı psikiyatri servisinde eksiklik söz konusu. Bu durumda biz ilimizin ihtiyacını görebilsin diye burada kapalı psikiyatri yatak kapasitesini artırmış durumdayız. Ya da dönülüp bakıldığınızda KVC, kalp damar cerrahi merkezi. Evet, eğitim araştırmada yapılıyor bu işlemler, bypass anlamında veya anjiyo anlamında üniversitede yapılıyor, Alanya'mızda yapılıyor. Ama yine bölgeye hizmet edebilecek güçlü bir kalp damar cerrahi merkezimiz olacak orada. İlde çocuk yoğun bakım sayımız yetersiz gözüküyor. Yetersiz demeyelim ama az gözüküyor. Buranın eksiğini de yine biz şehir hastanesiyle gidermiş olacağız. Yine içerisinde fizik tedavi hastanesi olacak. Kadın doğum çocuk hastanesi olacak. Her birisi ayrı ayrı. Bunlar ayrı ayrı bölümler. Ve hem eğitim araştırma hastanemizdeki akademisyenlerden hem de üniversitedeki hocalarımızdan buranın planlanması, ilin ihtiyaçlarını giderebilmesi anlamında ciddi destekler aldık. Yani proje çizildi, tamam o proje çizildi, biz o projeye göre hareket edelim demedik. Her seferinde gittik, acili dizayn ederken ilin acilde neyi eksik?
neyi karşılayacak bu sorusuna cevap aradık ve o minvalde bir düzenleme yaptık. İşte döndük, onkoloji tanı tedavi merkezinde neyimiz eksik, oranın eksiğini giderebilsin diye. Çünkü bizim güçlü hastanelerimiz var. Eksik olan neyse bizim onu tamamlamamız lazım. Evet. Ya da zayıf olan neyse onu güçlendirmemiz lazım. Şehir hastanesi buna hizmet edecek. Yetmeyecek, sağlık turizmine çok ciddi anlamda hizmet edecek. Tabii ona da paralel aynı şekilde o açığı da kapatmış olacak. Şayet varsa açık o yönde. Şimdi baktığımız zaman Göçerler Mahallesi'nde, Fatih Mahallesi'nin üstünde Masadağ bölgesinde yapımı devam ediyor hızlı bir şekilde. Bak, belki de vatandaşlarımızın bazıları şehir dışı diyecekler ama mevcut eğitim araştırma hastanesi yapılırken de şehir dışı demişlerdi, bugün şehrin göbeğinde. Yani onu da canlı canlı yaşayan insanlar olarak ben de hem eğitim araştırma hem de bu hastanenin de inşallah şahidi olacağım. Önümüzdeki çocuklarımıza anlatım konusunda burası şehrin merkezinin ötesinde. Anladığım kadarıyla Korkuteli, Döşemealtı ya da Serik bölgelerinden, çevre yollarından daha rahat ulaşım sağlanan, şehir içine girmeden de daha iyi bir alternatif hale gelecektir. Şehir hastanesini sadece Antalya'ya hizmet edecek olarak görmemek lazım. Dibimizde döndüğümüzde batı tarafında işte Muğla, Aydın, oradan hasta alacak. Tabii. Yetmeyecek yukarıda Isparta'dan, Afyon'dan, Burdur'dan hasta alacak. Yetmeyecek doğu tarafında Mersin'den hasta alacak ve bölgenin tamamını hizmet edecek bir hastane olarak gözlemlemek lazım. Sadece şehir hastanesi yaptık, 1750 yatak kapasiteli. Hadi bunu sadece Antalya'ya hizmet versin diye değil. Çünkü Antalya hizmetin referansı olması gereken bir il ve biz bunun için çalışıyoruz. Birileri tedavisini alamadığı, kendi ilinde alamadığı tedaviyi, bu tüm büyük şehirler için söylüyorum, bunu il gözetmek için söylüyorum, gelip artık burada evet Antalya'da bu tedavi yapılıyormuş ve iyi düzeyde yapılıyormuş deyip bizi tercih edebilecek bir hastane olacak. Şehir hastanesini 10 minvalde planladık ve kurguladık ve hala devam ediyor. Sayın seyirciler, bu arada açılışta söylemeyi unuttum. AliBuldu07 Twitter adresinden de sorularınızı yöneltebilirsiniz. Sağlık alanındaki sayın müdüre buradan iletebiliriz. Şimdi Antalya'da hastanelerin bu kadar olması ya da gitgide nitelikli hastanelerin çok daha fazla oluyor olması acaba sağlığımızda mı bir endişe var diye de muhalefet tarafından dillendiriliyor. Fakat ne eksik olsun ne de muhtaç olalım derler ya, hani Allah eksikliğini göstermesin, ama bu da bir güvence. Şimdi bir turist bir ülkeye gideceği zaman sağlıkta başıma bir şey gelirse diye bir endişeyi elbette ki taşıyor. Burada da biz en azından şunun rahatlığındayız. Başımıza bir şey gelirse biz şu kadar süre içinde en azından bir hastaneye ulaşabiliriz. Bu güveni sizin de söylediğiniz gibi Afyon'daki, Burdur'daki, Isparta'daki, Korkuteli'deki kişiler de yaşayacak. En azından bölgeye hizmet verecek. Bu kadar hastanenin ne gerek vardı yine dediğimiz zaman, İstanbul'da yapılan devasa hastanelerin pandemi döneminde ne işe yaradığını da hepimiz gördük. Şimdi onu örneklendirmek gerekirse, pandemi bizim için bazı şeyleri gözlemlemek ve tecrübe etme anlamında ciddi bir sınav oldu. Tüm dünya için bir sınav oldu bu. Türkiye şükürler olsun ki bu sınavdan çok başarıyla geçti. Biz şunu biliyoruz, ben her yerde bunu ifade ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nde hiçbir vatandaş yoğun bakım yeri bulunamadığı için vefat etmedi. Sıkıntılar oldu mu? Elbette oldu, tüm dünyada oldu. Fakat ne oldu? 2 saat, 3 saat, 5 saat o kişi yoğun bakım için acilde yer beklediyse de acillerde bile kişinin yoğun bakımda hizmet alabileceği şartlar sağlandı ve hizmet aldı. Yine hep örneklendiriyorum. İtalya, hastanecilik anlamında bizim çok çok yerimizdedir. İtalya'da pandemide insanları seçmek durumunda kaldılar. Dediler ki, İtalya pandemiyi önleyemedi zaten. Yönetemediler. Evet. 40 yaş üstü, 50 yaş üstü ek hastalığı olan ve COVID'in getirdiği komplikasyonlarla beraber ölüm ihtimali yüksek olanları yoğun bakıma almadılar. Yaşama ihtimali yüksek olanları, yoğun bakımları onlar için ayırdılar. Çünkü kapasiteleri buna yetmedi. Çok düşük kapasiteleri vardı. Ya da hep yine ifade ettiğimiz gibi, dünyanın süper gücü olarak ifade edilen Amerika, Central Park'ın ortasında New York'ta Sahra Hastanesi kurdu. Tabii. Bizim memleketimizde böyle şeyler olmadı. Biz bir şekilde sıkıntı yaşayan vatandaşın yoğun bakım veya servis durumunu kamu tarafıyla olabilir, üniversite tarafıyla olabilir, özel hastanecilik tarafıyla olabilir. Hiç fark etmez. O sıkıntıyı mutlaka çözdük. 1 saatte çözdük, 3 saatte çözdük, fark etmez. Ama günün sonunda vatandaşımıza en yüksek kalitede hizmeti sağlayabildik. Bu bizim gurur duyulacak tablomuzdur. Şehir hastaneleri de bu altyapının bu kadar güçlü olmasındaki en önemli faktörler oldu. Tüm Türkiye'de
Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne Covid döneminde hastalar gitti. Bunu hepimiz biliyoruz. Şimdi arkadaşlar, pandemiyi konuşuyoruz. Arkada ilçe hastanelerini veriyorsunuz. Onlara geleceğiz. Şimdi ilçe hastanelerini de göstereceğiz ama pandemi konusunu bir bitirelim. Pandemiyle ilgili görüntüler vardı. Onu verin isterseniz. Efendim, pandemide Antalya, yine buradaydınız. Gerçi Şırnak'ta başlamıştı. Sizin o görev bölgenizde başlamıştı pandemiyle mücadele. Burada da etkin bir rol üstlendiniz. Antalya'da bir sıkıntı olmadan Allah'a şükür atlatıldı diye düşünüyorum. Biz de o günlerde birebir takip ettik, ortak bilgilendirme çalışmaları yaptık, koştuk ettik ama baktığımız zaman hem Eğitim Araştırma Hastanesi, Üniversite Hastanesi, özellikle Kepes Hastanesi, Kepes Hastanesi neredeyse bu konuda merkezi bir niteliğe kavuştu. Çünkü benim iki tedavim de Kepes Devlet Hastanesi'ndeydi. Koronavirüs tedavim de sağ olsun hiç desteklerini esirgemediler. Baktığımız zaman aşı konusunda da, aşılama konusunda da, tedavi merkezleri konusunda da gerçekten ben sınıfı geçtiğimizi düşünüyorum. Bu konuda sizi de takdir ediyorum. Ekibinizle beraber. Çok teşekkür ediyoruz. Bizim hastane altyapımız buna çok uygundu. Yani yoğun bakım sıkıntısı yaşandığı zaman hızlıca döndürülmesi gereken alanları altyapı uygun olduğu için ben hızlıca şahit yoğun oldum, bakımları gördüm. Döndürebildik. Yine yetmedi. Dünyada kendi aşısını üreten 9 ülkeden birisi olduk. Kendi aşımız üretilene kadar da vatandaşın aşılanması noktasında tüm fedakarlıkları bilinçlendirme, gösterdi. Yani eğitim. Bu Türkiye Cumhuriyeti'nde ilk aşı Sinovac'la başladı. Evet. Tüm dünya aşılanmaya başladığında biz oradan geri kalmadık. Sinovac geldi, peşine BioNTech geldi. En sonunda kendi aşımız Turkovac'ı ürettik ve tamamını 3 alternatifi de hali hazırda şu anda da devam ediyor. 3 alternatif de vatandaşın hizmetine sunulmuş durumdaydı. Sağlık personeli gece gündüz demedi, insanlar evine kadar gidip aşılama gayretinde oldu. Hastaneler 7-24, ASM'ler, aile sağlığı merkezlerimiz akşama kadar mümkün mertebe aşı yaptılar. Filyasyon yaptık, kişilerin evlerine kadar gittik ve filyasyon yaptık. Hem personel anlamında, sağlıkçı anlamında hem de hastanecilik anlamında biz çok başarılı bir sınav verdik ki şu anda tüm dünyada bu konuşuluyor da. Aslında buna hazır bile değildik. Yani bunun eğitimi bile olmadan hem eğitilip hem de eğitmek, karşıdaki kişiye, vatandaşa da bunu anlatmak, hem o kıyafetler, hem aşı, hem de pandeminin belli noktalarda sınırlandırılması anlamında da gerçekten iyi. Çünkü bunun daha önce bir örneği yoktu ki. Bir bilinmezle mücadele. Evet. Ortada ne bir ilaç tedavisi vardı, ne bir aşı tedavisi vardı. Önce karantinalar, maske, mesafe, hijyen kurallarıyla başladık. Ardından peyderpey destek tedavileri, kapasiteyi artırdık, sayılar arttı. Her mutasyonla beraber yeni reaksiyonlar aldık. Biz de beraberinde öğrendik, tüm dünya beraberinde öğrendi. Ama biz diğer ülkelere göre bu işi çok yüksek başarıyla, bu sınavı çok yüksek başarıyla geçmiş olduk. Evet, şimdi bazı paylaşımlar da vardı. Mesela Doktor Mehmet Ceyhan bir paylaşım yaptı dün. Çok ilginç. Vaka sayıları son bir haftada azalmaya başladı. Ancak savaştaki Ukrayna ile birlikte Avrupa'da vaka sayısı son 7 günde sıfırken sıfıra inen iki ülkeden biriyiz. Günlük vaka sayısı evet, sıfıra inen. Hem de komşumuz Yunanistan en çok vaka sayısına sahipken. Nasıl oldu bu? Bizde aşılama çok ciddi bir kampanyaya döndü. O değil mi? Tabii, kesinlikle. Bilinen bir gerçek var. Amerika'nın yeniden keşfine lüzum yok. Elinizde sizin virüs... Yunanistan hala aşıyı tartışıyor. Ya bunun tartışılacak bir tarafı da yok. Siz tüm virüsler için bu geçerli. Aşısını bulabiliyorsanız, ya bugün işte kuduzdan bahsediyoruz. Gündemimizde kuduz var. Kuduzun aşıyla önlenebilir bir durum olduğunu hepimiz biliyoruz. Evet, evet. Aşı viral enfeksiyonlara karşı bizim korunabileceğimiz tek silahımız. Ve bizim en güçlü silahımız. Bugün elimizde böyle bir seçenek varken biz aşıyı yaptırmıyoruz, olmaz demek çok bilimle bağdaşan bir noktada değil. Sonucunu görüyoruz. Tabii. Türkiye'de vakalar sıfıra tabii iniyor. Ya aşıdan sonra bakarsan... Bunu da Doktor Mehmet Ceyhan söylüyor. Çünkü çok fazla hani felaket tellallığı yapan bir doktordur. Ali Bey, şunu ifade etmek istiyorum. Tersten bakar olaya. Ölüm oranları, vaka sayıları aşı daha hayatımıza girmeden önceki düşük vaka sayılarında daha yüksek ölüm oranlarıyla karşılaşıyorduk. Sonraki piklerde çok yüksek vaka sayılarına ulaşmış olmasına rağmen, tüm Türkiye için söylüyorum bunu, çok daha düşük ölüm oranlarıyla karşılaştık. Bunun koruyucu olanı
Aşıydı. Son dönemdeki değil mi? Tabii tabii, yani peyderpey salgın arttı ama sayılı. Ölüm... Şu anda değil. Yani son pikten bahsediyoruz. Evet, şu an evet. Allah'a şükür elimizde hiçbir sıkıntımız yok. 3 ay önceydi herhalde. Şimdi tüm Türkiye'de dalga dalga vaka sayıları artıyor. Artan vaka sayılarıyla beraber dönüp bakıyoruz, yoğun bakımlarımız çok rahat. Bunun bir gerekçesi olması kesinlikle lazım. Kesinlikle. Mantıklı bir açıklaması olması tabii, lazım. Bunun sebebi de aşı. Biz çok iyi aşı yaptık. Yani dedim ya, insanların evlerine kadar gittik, iş yerlerine kadar gittik. Olayı her yerde mümkün mertebe çok iyi, yani Sağlık Bakanlığı bu işin çok çok iyi organizasyonunu yaptı açık söylemek gerekirse. Bir paylaşım daha var. Üstüne koyabileceğiniz bir paylaşım. Alpay Azap paylaşmış. 3 yıldır COVID için alınan önlemler sayesinde solunum virüsleri dolaşamadığı için toplumda genel bağışıklık azaldı. Bu kış daha çok ve çeşitli virüslerle hastalık göreceğiz. Üstelik biraz daha ağır seyirli enfeksiyonlar olacak. Bu kışta lütfen maske, mesafe, havalandırma, aşı önemli demiş bu uzman da. Şimdi bunu şöyle ifade etmek lazım. Solunum yoluyla bulaşan hastalıklar. Son günlerde de çünkü bir salgın var da geçmeyen bir gribal aslında enfeksiyon gibi. Normalden artış yok. Fakat geçen senenin özel bir durumu vardı veya ondan önceki senenin özel bir durumu vardı. Neydi o durum? İnsanlar koronavirüs bilinmeziyle mücadele ederken 3 temel kuralımız vardı bizim. Aşıdan önce maske, mesafe ve hijyen diyorduk. Evet. Biz bunlara o kadar çok dikkat ediyorduk ki normal grip veya gribe sebep olan virüslerin bulaşını da engellemiş olduk tabii o dönemde. Ama şu anda... Ülkede hiç grip yoktu neredeyse. Yoktu. Şu an geldiğimiz noktada artık kimse maske takmıyor noktasında. Keşke takılabilse. Yani gribe karşı da koruyucu, bunu da biliyoruz. Solunum yoluyla bulaşan enfeksiyonlara karşı koruyucu maske. Bunun sayesinde geçen yıl biz çok düşük grip oranları gördük. Evet. Ondan önceki yıl keza aynı. Ama bu sene normalin çok çok üstünde bir vaka görmüyoruz. Fakat hastane başvuruları artıyor. Sebebi... Ki bugün verileri tekrar istedim canlı yayın öncesi, hani doğru ifade edebilmek için. Çok ciddi bir artıştan bahsedilmiyor. Yani bundan bir ay öncesinde hastaneye başvuran sayısıyla, acil için söyleyeyim özellikle, bugünkü acil başvurular arasında ciddi bir fark yok. Ha, toplumda bir de zaten ya burnum akıyor, başım ağrıyor, işte omurlarım ağrıyor falan, hastaneye gitmeyeyim, ben bir soğuk ya bir şifalı ot içeyim falan gibi de düşünüyorlar. Hani gazetelerde de çok da fazla açıklamalar var. Uzayan bir grip şeyi mi var, seyri mi var? Ya da enfeksiyon burada mutasyona mı uğradı? Nasıl oldu? Şimdi grip virüsü zaten her yıl kendini mutasyona uğratan bir virüs. Çok hızlı mutasyona uğrayan bir virüs. Biz yıllık olarak özellikle risk gruplarındakilere aşılama öneririz. Deriz ki bu sene işte gribe karşı kronik hastalığı olanlar, 65 yaş üstü olanlar, gebeler, immün yetmezliği olanlar mutlak surette COVID'e, özür diliyorum, gribe karşı aşılansın deriz. Sebebi bir önceki sene oluşan virüsün belli bir oranda mutasyon geçirse de bu yeni çıkabilecek, mutasyon geçirecek olana karşı bir koruyuculuğu var. Amacımız belli yaş grubu, belli risk grubundaki kişilerde grip virüsünün oluşturabileceği yıkıcı etkiyi ortadan kaldırmak. O yüzden risk grubundakilere her sene bakanlığın kampanyası vardır ve hatırlatır bunu. Der ki, sağlıkçılar da bunun içerisindedir. Siz yeni gelen virüs aşısı, grip aşısıyla mutlaka aşı olun der. Yeni risk grupları içinde. Ama bu sene özel bir durum söz konusu değil. Geçen yıla göre evet. Çünkü geçen yıl biz çok fazla maske, mesafe, hijyen kurallarına dikkat ettiğimiz için daha az vaka görülüyordu. Ama günümüzde geldiğimiz noktada önceki yıllar 2019'a bakıldığı zaman 2019'dan bir farkı yok. Durum mu? Geçmeyen öksürüktü. Ya acaba daha mı inceler hale geldik? Yani daha mı büyüteçle bakıyoruz? Tabii sağlığı çok daha dikkat eder hale geldik. Covid bize bunu da gösterdi. Sağlığımızın ne kadar önemli olduğunu anladık biz bu noktada. Sağlığımıza dikkat ettiğimiz kadar temizliğe dikkat etmeye başladık. Evet. Artık elimizi sürekli yıkıyoruz. Yıkıyoruz. Kolonyayla dezenfekte ediyoruz. Alışkanlık kim olursa olsun el sıkıştıktan belli bir süre sonra toplumda özellikle ya elimizi dezenfekte ediyoruz ya kolonyayla bir temizliyoruz, evet. Artık olması gerekeni bu yapıyoruz. Bu da oranları biraz daha düşüren faktör oluyor. Ya bu yani, dönemde özellikle mevsimsel geçişin olduğu dönemlerde tüm dünyada grip virüsünde bir hareketlilik görülür ve bulaş artar. Bu dönemde buna daha çok dikkat etmek. Covid'in şekli değişti mi? Bir de öyle bir yorum COVID var. Covid sürekli mutasyon geçiren bir virüs. Öyle sürekli, mi? Sürekli tabii. Yani şimdi hala var da hafif mi seyrediyor? Şu an vaka sayıları çok düşük. Düştü. Çok çok düşük. Ya bunu nasıl bilebiliriz biz? Mesela Covid olduğumuzu nasıl bilebiliriz? Ya da bilemeyebilir miyiz? Şöyle, üst solunum yollarını etkileyen virüsler benzer semptomlar. Yani solunum yolunu etkileyen virüslerin tamamı benzer semptomlar. Öksürük de olabilir bu. Ateş de olabilir bu.
Nefes darlığı da olabilir alt solunum yollarına indiği zaman. Diğer üst solunum yolu veya solunum yollarını etkileyen virüslerden farklı bir semptom beklemiyoruz. Bunun ayrımını nasıl yapacağız? Bunun ayrımını testle yapacağız. Biz bugün COVID'i 2 saat içerisinde testini yaptıktan sonra sonuçlandırıp diyebiliyoruz ki COVID-19 var ya da yok. Bunu ortaya koyabiliyoruz. Zaten eczanelerde de artık kitler var. Kitlerle yapılıyor. Hazır kitlerle, hızlı kitlerle, antijen testleriyle yapılabiliyor. Bunun ayrımını tek yapabilecek hani olan... Aşı da olduğu için geçtiğimiz yıllar kadar öldürücü bir durumu da yok. Tabii. Aşının bu anlamda ciddi koruyuculuğu var. Çok ciddi. Şimdi hani bizim Türk toplumunda doktoru bulmuşken insan her yeri arar ya. Biz de sizi bulduk. Peki koronavirüs gerçekten beyinde hasara yol açıyor mu? Akciğerde, kalpte hasara yol açıyor mu? Kalpte kas kalınlaşması ya da unutkanlık ya da beyin sisi dediğimiz kalıcı durumları yaşatabiliyor. Şimdi koronavirüs mikro damarları, küçük damarlarda pıhtılar oluşturur. Bu yüzden biz koronavirüsün tedavisinin ilk başladığı dönemlerde hastalarımıza kan sulandırıcı yapıyorduk. Amacımız neydi? İnce damarlarda oluşabilecek pıhtıların organlarda yetmezliğe yol açmasının önüne geçmekti. Evet, koronavirüsün kendisi bunu yapar. Fakat bir ara şu ifade edilmeye çalışırdı. Sanki aşılar bunu yapıyormuş gibi bir algı oluşturulmaya çalışıldı. Böyle bir şey yok. İspat edilmiş, ortaya konmuş böyle bir şey yok. Bunu bilimsel çalışmalar 3 sene, 5 sene sonra uzun vadede çalışır, ortaya koyar. Ama şu an için ortaya konmuş böyle bir durum yok. Evet, koronavirüsün kendisi damar yapısını etkiler, doğrudur. Kalıcı etki yaratır mı beyinde? Bunu zaman gösterecek. Zaman dediğimiz? Ya şimdi kalıcı etkiden şunu kastediyorsanız, eğer beyine giden küçük damarlarda tıkanıklık oluşturursa beyinde enfarktüsler oluşturur ve maalesef bu ölümle sonuçlanabilecek tablolara yol açabilir. Ama kısa vadede sizin ifade ettiğiniz eğer hafıza kaybı anlamında bir şeyse bu şu ana kadar bilimsel anlamda ortaya koymuş bir veri değildir. Hani bunu yapar ya da yapamaz diyemeyiz. Bu bilimsel olarak çalışılır. Ortaya konulur, evet COVID geçirenlerde bilimsel olarak şu çalışıldı ve hafıza kaybı yapıyor denirse o zaman konuşulur. Şu anda çok yakın yok. Tarihler değil mi? Hayır, şu anda bununla alakalı bir bilimsel veri yok. Anladım. Spekülatif anlamda var söylemler ama bilimsel anlamda ortaya konmuş bir veri yok. Anladım, tamam. Peki yine koronayla devam edeceğiz. Antalya bu süreçte hem önlemler konusunda hem tedavi anlamında çok iyiydi. Gelen anlamda baktığımız zaman Sayın Sağlık Bakanı da bu konuda çok ilgilendi. Her gün ekrana çıktı, neredeyse bu konuda bilgi verdi. Nasıl bir bu konuda iletişiminiz yaşandı Sayın Bakan'la? Antalya ile ilgili gelişmelerde nasıl? Şöyle, Sayın Bakan... Uyarılarınız ya da aldığınız tepkiler oldu. Sayın Bakan, ekranlara çıkıp konuştuğu kadar bizlerle de video konferans yapıyor. Evet. Sürekli video konferans halinde illerin problemleri ne oluyordu? Nedir sıkıntınız? Sizin sorununuzu yatak nasıl çözebiliriz? Yatak kapasitesi, tedavi... Artırılması gereken bir kapasiteniz var mı? Ventilatör ihtiyacınız var mı? Yatak ihtiyacınız var mı? Kapasitenizi artırmak isterseniz nasıl artıracaksınız? Sorularını sorardı. Biz de taleplerimizi iletirdik ve çok hızlı sonuçlandırılır. İşte birden şu kadar ventilatör atıyorum. 100 tane, 200 tane ventilatör gelir ile evet. Ve dağıtılırdı hastanelerimize. Biz de ona göre ihtiyaçlarımızı giderirdik. Ya da yatakta da aynısı, yoğun bakımlarda da aynısı. İletişim noktasında hiçbir sıkıntımız olmadı. Yani merkezi teşkilatın tüm iller bunu buradayken de en uç nokta Şırnak'tır. Şırnak'tayken de yaşadım ben. En ufak sıkıntımızda direkt bakanlık bizim o ildeki sıkıntımızı gidermek üzere tüm şeyini, yetkilerini, tüm elindeki envanterini bizim emrimize verdi. Kullanabilme noktasında. Bu konuda bir eksiklik yaşandı. Onu yaşamadık, açık söyleyeyim. Hiçbir hem şekilde. Oksijen i̇laç, tüpleri hem ventilatör. İlaç anlamında, ventilatör anlamında, yatak anlamında, yoğun bakımın diğer ihtiyaçları anlamında hiçbir hatta hastaneler kendi aralarında pas ettiler. Tabii yapıldı. Bunlar güzel. Peki bir soluklanalım, kısa bir reklam arası verelim. Sonra yine sağlıktaki çalışmalara, projelere devam edeceğiz. Sayın seyirciler, kısa bir reklam arasından sonra karşınızda olacağız. Aklınıza gelen soru olursa Twitter adresinden DM'den bize soru gönderebilirsiniz. Kısa bir reklam arası var şimdi.
Haber programı Yüksek Tansiyon devam ediyor sayın seyirciler. Konuğumuz bildiğiniz gibi Antalya İl Sağlık Müdürü Doktor İsmail Başıbüyük. Efendim aklıma geldi şimdi hem sizle beraber hem de yüksek tansiyon deyince. Bir gün eski Sağlık Bakanı Sayın Recep Akdağ programı almıştım. Onu anons ederken programın sonunda dedi ki Ali Bey dedi ben sağlık programı zannettim yüksek tansiyon dedi ama siyaset programıymış dedi. Onun gibi aslında sağlık ön planda tabii bizim her şeyimiz ama sonuçta yüksek tansiyon bir tartışırken tansiyonun da arttığı bir program. Bu arada ben de tansiyon hastasıyım her günde ilaç kullanıyorum. Şimdi dilerseniz sorular var sorularla bir başlayalım sonradaki ilçelerdeki yatırımlara devam edelim. Vatandaşımız sormuş. Aksu'da hastane var ama ne yazık ki ihtiyaca cevap vermiyor. Acilen Aksu'ya biraz daha iyi bir hastane lazım demiş Kenan Çetinkaya. Müdür Bey'e saygılar, hürmetler. Çok kaliteli bir yönetici. Gittiği her yerde köklü reformlara imza atar. Oğlumun ameliyatını yaptığı günden beri takip ederim kendisini demiş. Ürologsunuz değil mi? Doğru. Üroloji uzmanısınız. Evet. Demek ki ya böbrekle ilgili ya da üro şeyle ilgili ya da sünnet etmişsinizdir belki de. İyi yayınlar. Yatalak hastalarda randevu almakta güçlük çekiyoruz. Evde sağlık uzmanı polikliniğinin için hizmet vermiyor. Ne yapabiliriz? Atatürk Devlet Hastanesi Giyatri Hastanesi olacak mı demiş bir seyircimiz de. Yine buna benzer birkaç sorular var. Yine Atatürk Devlet Hastanesi ile ilgili sorular. Bu sorulara ne diyeceksiniz efendim? Şimdi Atatürk Devlet'le geriden evet. Gidelim. Atatürk Devlet Hastanesi ile alakalı şu an mevcut hala hazırda devam eden iş ve işleyişi mevcut. Orasıyla alakalı herhangi bir değişiklik planımız yok. Fakat Atatürk Devlet Hastanesi'nin yerine Sağlık Bakanlığı'nın planlama yatırım programında olan 300 yataklı bir hastane planı var zaten hali hazırda. Orasının başka bir yere devri ya da başka birilerine verilmesi gibi oranın arsasıyla alakalı ifade ediyorum. Böyle bir şey söz konusu değil. Bizim orada devam eden, hizmet veren bir hastanemiz var. Atatürk Devlet Hastanesi ki toplum tarafından özellikle Antalyalılar için söylüyorum. Çok bilinen yani hatta şu an Atatürk Devlet Hastanesi değil SSK Hastanesi. Evet, evet. Vatandaş arasında böyle tabir edilir. Bizim orasıyla alakalı Atatürk Devlet Hastanesi'ni oradan alalım, buraya taşıyalım, buradan alalım, buraya taşıyalım diye bir planlamam söz konusu değil. Bir yılda çözmüşsünüz. Kimin ne konuştuğunu, nasıl tabir edildiğini. Ve orada 300 yataklıda yatırım programında hani ne zaman yapılır ona Sağlık Bakanlığı karar verecek. Özel bir hastaneye verilme hayır. Gibi bir durum. Kesinlikle. Kesinlikle öyle bir şey söz konusu. CHP milletvekili Sayın Cavit Ara da Varlık Fonu'na devredileceği endişesi taşıdığını söylemişti. Öyle bir şey söz konusu değil. Peki. Tamam. Sağlık Bakanlığı bünyesinde hali hazırda hizmet veren ve bundan sonra da hizmet vermeye devam edecek olan bir hastane. Önünüze açacak bir soru daha geliyor şimdi. Öncelikle yaptığınız interaktif programda sizler de var olduğumuzu hissettirdiniz. Soru ve sorularımızı dile getirdiğiniz için teşekkür ediyoruz. İlçemizin en önemli taşlarından olan, sağlığın başında olan İsmail hocamızı bizlere tanıştırdığınız için memnuniyetimizi dile getirmek istedik demiş. Biz İlçemiz derken ilin kendinden de bahsediyor zannediyorum. Biz ailecek izliyoruz sizi ve Tokat'ta hemşirelerin felçli hastaya davranışları ile ilgili İsmail hocamızın düşüncelerini çok merak ediyoruz demiş. Ben de size bu bağlamda yoğun bakımdaki hastaların takibi ya da gelen şikayetlerin denetimi konusunda neler yaptığınızı da soracağım. Çok yerinde bir soru göndermiş seyircimiz. Bu tasvip edilir bir davranış değil. Üzülerek izledik biz de. Sağlık Bakanımız da konuyla alakalı gerekli açıklamayı yaptı ve hastaneyle ilgili aynı gece olayın basının yansımasından sonra teftişi gönderdiğini ifade etti ve gerekli işlemler yapıldı orasıyla alakalı. İlimiz özeline geldiğimiz zaman biz ilimizde, kendi ilimizde 250 kişilik bir ekibimiz var. Yoğun bakımları denetleyen. Bunun içerisinde anestezi uzmanı, enfeksiyon hastalıkları uzmanı, yoğun bakım hemşireleri, eğer yeni doğan yoğun bakımsa yeni doğan yoğun bakım uzmanı, çocuk yoğun bakımı denetleyeceksek çocuk yoğun bakım uzmanı sürekli hali hazırda sürekli denetim gerçekleştiriyor. Sürekli denetim. Bunu bir denetim anlamında mı yapıyor yoksa oraya gidip nasıl bir şey yapıyor? Şimdi bizim matbu formlarımız vardır. Hı-hı. Bir, Sağlık Bakanlığı'nın ruhsat verirken, bir yeri tanımlarken burası üçüncü basamak yoğun bakım olacak, ikinci basamak yoğun bakım olacak dediği zaman
O kriterlerin orada sağlanmadığını ya da biz ruhsatı verdik ama sonradan bir değişiklik olup olmadığını değerlendirmemiz gerekiyor. Anladım. Takip etmemiz gerekiyor. Biz bunları denetleriz. Yine biz kişi eğer yeni doğan yoğun bakım açtıysa ve orayı yeni doğan yoğun bakım uzmanıyla götüreceğini ifade ettiyse ve biz buna istinaden bir ruhsat verdiysek, daha sonra yeni doğan yoğun bakım uzmanı o hastaneden ayrıldıysa, bunu özel tarafı için söylüyorum, biz bunları denetleyeceğiz. Sertifikalı hemşire çalıştırıyor mu, çalıştırmıyor mu? Yani yoğun bakım hemşiresi çalıştırıp çalıştırmadığını takip ediyoruz temelde. Hizmetin, kullanılan ilacından tutun da hizmetin kalitesine kadar formlarımız vardır. Bu formları üzerinden denetlememizi gerçekleştiririz ve az değil. 250 kişilik bir ekiple yaparız bunu biz. Yani yeri gelir. Bu bir insanlık suçu bunu yapanlar. Kesinlikle. Vicdanı olan bir insan yapmaz. Sağlıklı bir davranış da değil bu. Şimdi kameraların bilinmesine rağmen hani bu bir tabii şey değil. Kameraların önünde nasıl yapılıyor? Kamera olmasaydı daha rahat yapardın gibi anlamında değil de insan olan bunu nasıl yapabilir ve hiç mi annesi, babası, dedesi, teyzesi, kendi akrabalarını düşünmüyor diye düşünüyorum. Bir hasta bakıcı ya da hemşireyi çileden çıkarabilen bir hasta ne yapmış olabilir ki felçli hasta? Zaten yatalak bir hastadan bahsediyoruz. Tabii. Çileden çıkaracak bir şey yapamaz ama günün sonunda biraz önce sizin de ifade ettiğiniz gibi bu bir insan suçu. Tabii. Bu kabul edilebilir. Hele ki tekrar ediyorum, dünyada sağlık hizmet standartlarını belirleyen bir ülkede böyle bir şeyi biz asla kabul edemeyiz. Yani sağlık ünitelerinden uzaklaştırmak lazım bu tür kişileri. Muhtemelen bakanlık onunla alakalı gerekli çalışmayı yapacaktır. O yönde kesinlikle yapılacak. Çünkü olaya anında teftiş gönderdi bakanlık. Bizim yoğun bakımlarımızda durumlarımız nasıl? İlimizde Antalya bu konuda yok, güçlüyüz. Özel, kamu ve üniversite anlamında yoğun bakımların tamamına bakıldığı zaman çok güçlü yoğun bakımlarımız var. Yani 1500'ün üzerinde 1, 2, 3. basamak, yeni doğan yoğun bakım, kat damar cerrahi yoğun bakım, çocuk yoğun bakım, çok güçlüyüz. Bunun %50'lik kısmını kamu tarafında düşünürseniz %50'lik kısmı da özel tarafında hizmet veriyor. Merkezimiz hem üniversite hem de eğitim araştırma söylediğim gibi çok güçlü hastaneler. Çok güçlü hastaneler olduğu için sadece Antalya'ya hizmet vermiyor. İnsanlar şifaya bu hastanelerde il dışından gelerek de arıyorlar. Sağlık altyapısında özellikle yoğun bakım anlamında o kadar güçlüyüz ki pandemide her üç kurum el ele vererek pandeminin yıkıcı etkisini ortadan kaldırdı. Doğru. Bundan daha güzel bir ispat olamaz. Doğru. Şimdi elbette ki bunlar tasvip edilmeyen durumlar. Fakat olaya bir de tersten bakmak lazım. Şimdi ben uzun süre farklı kuruluşlarda sağlık muhabirliği de yaptım. Yaklaşık 5 yıl kadar. Mesleğimde 30. yıldayım. O sağlık muhabirliğinden edindiğim izlenimlerde şöyle bir gerçek de var. Ne yazık ki yakınının odasına yoğun bakım olsa bile kapıyı resmen kırarak girmek isteyen insanlar var. Oysa içeride her türlü müdahalede en küçük bir dikkatsizlikte ölebilecek yakın olmasına rağmen onu görmek için odaya girmeye çalışmalar, sağlık çalışanlarına saldırmalar, bir de böyle de durum var. Sağlık çalışanına saldırmak, şimdi Türk Ceza Kanunu'nda da değişiklik yapıldı. Böylesi durumlarda da ortaya çıkmaması için çok da dikkat etmemiz lazım. Antalya'mız bu konuda hassas. Canımızı vatandaş olarak da sonra da bunun hesabını soruyoruz. Dikkat edeceğiz. Yani sadece sağlıkçı tarafı değil, hastanecilik hizmeti anlamında değil ama Antalya duyarlı toplum olarak gerçekten duyarlı. Sizde istatistikleri vardır mutlaka. Antalya bu konuda duyarlı. Yani hem sağlıkçıya şiddet anlamında daha duyarlılar. Sağ olsunlar vatandaşımız. Hem de zaten yoğun bakım ziyareti diye bir şey söz konusu değil. O yüzden tabii, kameralar var. Tabii. O yüzden dışarıdan gözlemlenebilsin diye. Bu konuda duyarlıyız ve bugüne kadar şükürler olsun. İlla ben hastamı yoğun bakımda görmek istiyorum, şöyle olsun, böyle olsun diye bir taleple karşılaşmadık. Anladım. Sizin zannediyorum özel hastanelerden en büyük size gelen şikayetler parasal konularda. O da çok gelmiyor. Yani fiyatın yüksekliği ya da acilde. Bu arada acile her başvuran ücretsiz diye bir anlam yok herhalde değil mi? Yok değil. Kırmızı, sarı. Orada acil biz 3 tanımlama veririz. Evet. Sarı, yeşil ve kırmızı olarak gider. Hı hı. Gerçek aciller, gerçek demeyelim de hayati tehlikeyi önleyebilecek aciller kırmızı alanda. Evet, o ücretsiz. Için, o ücretsizdir. Yeşil özel hastanelerde de, devlette de. Her yerde. Hı hı. Yoğun bakımlar keza aynı şekilde. Acilden girdiğinizde yapılan anjiyo, acilden girdiğinizde ortaya çıkan bir ameliyat. Çünkü hayatınızı tehdit eden bir durum söz konusudur. Bu acil tercih etmek zorunda tabii kalırsınız. Onlardan ücret alınmaz. Alırsın, diğer kurularda işte başım ağrıyordu, kulağım ağrıyordu. Bunlardan... Onlar değişir. İşte onlar yeşil alan muayenesi olarak tanımlanırsa onlar değişir. Onların katsayıları var. Her birinin kendine göre bir katsayısı var. Anladım. Uzman konusunda nasılız? Her geçen gün daha da artıyor. Ya biliyorsunuz Sağlık Bakanımızın açıkladığı
1 Eylül itibariyle de başlangıçları gerçekleşen bir atama, açıktan atama oldu. Evet. Özelden, yani kamuda çalışmayıp da ben devlete artık dönmek istiyorum diyen bir hekim grubu. 8000'in üzerinde tüm Türkiye'de başvuru alındı. Bizde de toplamda 450 kadro açıldı. Bunun 200'ün üzerinde bir başvuru aldık. Şu ana kadar bunlar peyderpey atamaları gerçekleştiriliyor. 100'e yakın bir ataması gerçekleşen hekimimiz oldu. Bunlar mevcut gücümüze daha fazla güç katmak için geliyorlar sağ olsunlar. Ve randevularda yaşanan sıkıntılarımızın da birçoğunu bu sayede çözeceğiz. Çözüyoruz da şu anda hali hazırda çözmüş durumdayız. Bir kısım belki birkaç branşta sıkıntımız olabilir. Onlar da yeni gelen arkadaşlarla beraber çözülecek. 40 tane de yeni bir atama gerçekleşiyor. O atamada da 40 tane de kadro açıldı Antalya'ya. İnşallah onlar da sorunlarımızı çözecek. Evet. Her geçen gün sayımız giderek katlanıyor ama. Şimdi ilçe devlet hastanelerine geleceğiz. Elbette ki sizin yapımı devam eden ve süren. Fakat sizin kaptanlığınızda Antalya'da sağlık her ne kadar iyiye gidiyor olsa da ben birkaç isimden de bahsedeceğim. Sizin kadrolarınızda Sayın Eğitim Araştırma Hastanesi'nin başhekimi Yücel Hoca, Kepez başhekimi Ramazan Gürkan Hoca ve özellikle Finiki'nin bölgesel anlamda hastaneyi güzel koordine eden Yücel Hoca'yı da, Yücel Kurt Hoca'yı da buradan da tebrik etmek isterim. Sizi hazır görmüşken sizin yüzünüze şimdi ilçelerle devam edebiliriz. Teşekkür ediyoruz. Aslında tüm yöneticilerimize bu anlamda pandemi tanıdıklarım, bildiklerim anlamında. Bir de bizim nazımızın hepsini Kepez çekiyor. Kepez Devlet Hastanesi, o yüzden başımız ağrısa oraya gideceğiz. O açıdan onları da buradan takdir edeyim aldım, diye söyleyeyim. Arkadaşlara da ileteceğim. Evet. Umarım ekrandan seyrediyorlardır, görüyorlardır, duyuyorlardır da. İlçelerde buyurun. Şimdi ilçelerde yatırımlar hızlı bir şekilde devam ediyor. Sizin önemsediğiniz ilçeler, sizin döneminizde başlayan ve devam eden inşaatlar da var. Hani mevcut hastane vardır ama iyileştirilen, yeni yapılan hastaneler de vardır. Mesela Kaş Devlet Hastanesi çok güzel. Deniz manzaralı maşallah. Allah kimseyi düşürmesin ama gittim. Koronanın birini Kaş'ta yakalandım. Çünkü orada hastanede tedavi olurken gördüm o deniz manzarasında. Çok güzel. Alanya Hastanesi, Kumluca Hastanesi, Serik'teki hastaneler diyebiliyorum. Şimdi biraz önce gelen listedeki inşaattaki hastanelere de girmeye başlayalım. Bu arada siz de anlatmış olursunuz. Bu şehir hastanesi zannediyorum. Evet, bu yapımdan itibaren. Son 20 yıl içerisinde hangi hastaneler devam ediyor? Hepsine gelelim. Evet. Son 20 yıl içerisinde Antalya'da 56 tane hastane ve birinci basamak sağlık tesisi inşa etmişiz. 56 tane çok ciddi bir rakam. Ve önümüzdeki dönemde de birazdan belki ondan da bahsederiz. 44 tane planladığımız yatırımımız var. 14 tane hastane, 5 tane de ek bina yapmışız son 20 yıl içerisinde. Kaş'tan başlayın, dönün, doğu tarafında Gazipaşa'ya kadar gidelim. Neredeyse tüm ilçelerimizde yeni hastaneler inşa etmişiz. Bunlar yetmemiş, hali hazırda işte şehir hastanesi örneğinden bahsettiğimiz gibi yeni yapılanlar da devam ediyor. Alanya'da 200 yataklı bir hastane yatırım programındaydı. Hatta inşaatı başlamıştı. Cumhurbaşkanlığının genelgesiyle beraber %15'ten daha az fiziki gerçekleştirme oranına sahip olan inşaatlar tasfiye kararı alabilir denildi. Tasfiye kararı aldı firma. Ama şu anda bakanlığımız ihalesini gerçekleştiriyor. Umarım bir aksilik çıkmazsa bu senenin sonunda Alanya'nın da inşaat ihalesi gerçekleştirilir ve önümüzdeki sene inşaatı kaldığı yerden devam eder. Alanya'ya 200 yataklı bir hastane planımız var. Gelelim bu tarafa, Manavgat'a yine sene sonunda ihale tarihi alınmıştır. Bu senenin sonunda inşallah 300 yataklı Manavgat Devlet Hastanesi'nin inşaat ihalesini gerçekleştirmiş olacak bakanlığımız. Bu sayede Manavgat'ta da yeni 300 yatak büyük bir hastane. Büyük bir hastane. Şu andakinin hani tesis yatak kapasitesinin 229 olduğunu düşünürsek çok ciddi. Mevcut hastane bahçesine ilave eden değil değil mi? Ayrı bağımsız. Evet. Ayrı bir alanda, ayrı bir hastane olacak. Serik için yatırıma sunduğumuz yeni hastane var. Bakanlık onu takdir edecek, bekliyoruz. Aksu'ya geliyoruz bu tarafta. İnşaat ihalesi gerçekleştirildi. Daha önce iki defa maalesef yarıda kalan ikmal inşaatımız vardı. Yılan hikayesine döndü Aksu'daki hastane. Yine aynı. Yani Cumhurbaşkanlığı genelgesi vardı. %15'in altında fiziki gerçekleştirme oranı olanlar tasfiye kararı alabilir dedi. Firma da tasfiye kararı aldı. Müteahhidin sıkıntısı yaşandı, evet, orada. Şimdi bakanlığımız ihalesini gerçekleştirdi oranın. Yer teslimi için bekliyoruz. Kısa sürede muhtemelen ekipler gelip yer teslimini sağlayacaklar. Bu defa yapılacak. İnşallah bir aksilik olmasa.
O sağlanmış olacak. Bu tarafa geldik, şehir hastanesinden bahsettik. Şehir hastanesini konuştuk ki devasa bir yatırım. Bence Antalya'da değil, bölgeye sadece hizmet Antalya'da verecek. Sadece Antalya'da nitelikte değil, Türkiye'de de şehir hastaneleri içerisinde hizmetin sürdürülebilirliği anlamında örnek olarak gösterilebilecek bir hastane olacak. Bunu büyük zamanla beraber göreceğiz inşallah. Döşem altında. Bu arada döşem altına geçmeden bu hastanenin altyapısı ve bağlantıları konusunda Kepez Belediye Başkanı'nın teşekkür büyük özverileri de var. Kesinlikle. O bölgeye güzel yatırımlar yaptı. Masadağ bölgesini, özellikle Korkuteli'ye, Serik bölgesinden gelme konusunda da o yolları birbirine bağladı. Aktif 5 tane yeni yol yapıldı oraya. Sağ olsun Kepez Belediye Başkanımız. Şu anda hali hazırda da devam eden kısımları da var. Altyapı çalışmaları devam ediyor orada. Sadece evet, orası ile ilgili değil. Kanalizasyon çalışması, elektrik tabii, çalışması, tabii, enerji çalışması devam ediyor. Şehir hastanesini konuştuk. Yine döşem altında 100 yataklı, %50'ye yakın bir inşaatı fiziki olarak gerçekleşti. Normalde tahmini teslim süresi 2024'ün 3. ayıydı. Ama inşaat bu hızla devam ederse önümüzdeki senenin sonuna kalmadan, yani 2023'ün sonuna kalmadan, normalde 2024'te iş bitiş Kasım tarihi, Aralık gibi, öyle mi? Evet. Beklentimiz o yönde, inşaatı teslim edecekler. Çünkü şu anda %50'ye yaklaşık, yani %40 küsürlerdeyiz. 42 ya da 43'tü. Fiziki gerçekleşme oranı var. Çok hızlı ilerliyor. Konyaaltı'na devlet hastanesi yapılacak mı? Yapılacak. Ayın 23'ünde, 23 Kasım, yani bundan 2 gün sonra 150 yataklı, çarşamba günü. Evet. 150 yataklı Konya Devlet Hastanesi'nin ihalesini bakanlığımız yapıyor. Ne güzel. Konyaaltılı artık devlet hastanesine kavuşacak. 150 yataklı hem de. Evet. Bölgede yeri neresiydi? Hurma bölgesi. Hurma bölgesi. Evet. Tamam. Rusların bölgesinde, Rusların egemenliği altında bir hastane olacak. Onlar bizden daha çok sahiplenir. Ama Konyaaltı'nda uzun süredir beklenen bir yatırımdı. Bir hastaneydi. Bakanlığımız o konuda beklenendi. Bu mu? Projesi bu attı mu? Güzel bir çalışma. Evet, olacak. 150 yataklı devlet hastanesinin projesi. Ne kadar sadece bu değil. Evet. Beraberinde 50 ünitlik bir ağız diş sağlığı merkezi de yine Konyaaltı'na ayın 23'ünde 2 gün sonra ihalesi yapılıyor. Bu da var Konyaaltı için. Artı ilave güzel. Diş hastanesi yapılacak, evet, yani. Aynen öyle. Oraya da. Çok iyi. Konyaaltı için eksiklikti gerçekten. İyi olmuş. Devam ediyoruz. Kemer Hastanesi zaten yeni bir hastanemizdi. Kumluca'da 50 yataklı bir ek binamız var. Konyaaltı'na bir çalışma daha vardı. Zannediyor. Bahsedeceğim. Ha, öyle mi? Bu hastaneleri tamamladıktan tamam, sonra inşallah birinci, bir şey basamak, kaldı, birinci evet, basamak hizmetlerinden de bahsedeceğim. Evet. Kumluca'da 75, yani 50 yataklı olarak gözüküyor. Artırılabilir kapasiteyle 75 yatağa ulaştırabildiğimiz. Aksilik olmazsa önümüzdeki senenin, yani 2023'ün Ocak ayında teslimi gerçekleştirilecek olan bir ek binamız var. Evet, inşaatı devam ediyor. İnşaatı bitti. Yani %93'lerde, fiziki gerçekleşme oranı %93'lerde. Ocağın 8'inde de inşallah teslimini bekliyoruz. Süre uzatımı istemedi firma. Ekranda da görüldüğü üzere. Evet. Güzel bir yapı. Bu bundan çok daha iyi durumda yani. Etraf düzenlemesine başladı arkadaşlarımız. Sonrasında Finike var. Bölge Finike hastanesi zaten o bölgeye hizmet veriyor sağ olsun. Eski hastanenin yeri ne olacak? O eski hastanenin az önce yeri bir ne soru de, geldi onunla ilgili. Eski hastanenin yerine de biz fizik tedavi ve ağız diş sağlığı merkezi bakanlık yatırım programına teklif ettik. Planımız doğrusuna bir ağız diş sağlığı merkezi ve fizik tedavi hastanesi yapmak var. Çok güzel. Demre'deki hastanemiz yeni. Sağ olsun Demre Başhekimimiz de bu konuda çok aktif çalışıyor. Kardiyolog kendisi de. Bölgenin evet, kardiyoloji yükünü de çekiyor sağ olsun. Öbür tarafta Kaş'a gittiğimiz zaman, Kaş'taki hastanemiz yeni. Evet. Bunlar hastanecilik anlamında yapılanlar. Bir de birinci basamak. Elmalı da yeni. Elmalı yeni, Korkuteli yeni. Bunların hepsi yenilenmiş hastaneler. Evet. Yine bu hastanecilik anlamında ifade ettiğimiz şeylerdi ki 3000 civarında 3000 yatak kapasitesi artırımı sağlayacağız. Ya şu an 3500 yatak kapasitesine kamuda sahip olduğumuz düşünülürse neredeyse %100 oranında mevcut yatak kapasitesini iki katını artıracak bir yatak kapasitesi için inşaatlarımız devam ediyor. Ve bunlar kısa sürede bitecek olanlar. Öyle uzun vadede değil. Yatırıma alınmış, inşaat ihaleleri yapılmış veya yapılmak üzere olanlar. Kısa vadede sonuç alacaklarımız. Bir de bununla beraber ikinci basamak laboratuvarımız var. Merkez laboratuvarı, ondan bahsetmedim. Birinci basamakta hizmet edecek olan L1 laboratuvarımız var. Hemen Kepez'de. Bunun da bir aksilik olmazsa 2023 Ocak 15'te
Teslimini gerçekleştireceğiz. Şu an inşaatı bu halde. %90'ların üzerinde bir fiziki gerçekleşme oranımız var. Buradaki amacımız şu: tüm bölgenin birinci basamak laboratuvar hizmeti, özellikle laboratuvar hizmetlerinin tamamı artık bu laboratuvarda gerçekleştirilecek ve sonuçlandırılacak. Çok güzel bir yatırım oldu. İlimizin özellikle birinci basamaktaki yükünü ciddi anlamda kaldıracak. Sadece il değil, bölgenin de aynı şekilde. Yine birinci basamakta Serik'ten başlarsak, inşaat ihalesini gerçekleştirdiğimiz 23'ünde gerçekleşecek olan, yani 2 gün sonra Serik Cumali'de ilçe sağlık müdürlüğü, 112, 9 birimlik aile sağlığı merkezi ve sağlıklı hayat merkezi ihalesini de bir aksilik olmazsa 2 gün sonra, yani 23'ünde çok ihalemiz var, hem bakanlığın hem de bizim tarafımızca gerçekleştireceğiz inşallah. Sağlıklı Hayat Merkezi. Sağlıklı Hayat Merkezi ilimizde toplamda 7 tane var. Bu yeni bir proje mi? Aslında bakanlığın yeni konseptlerinden birisi. Der ki bakanlık, bundan sonra artık hastayı hastane öncesi dönemde bizim takibini gerçekleştirebileceğimiz, yönlendirebileceğimiz, hayatını sağlıklı dizayn etmesini sağlayabileceğimiz merkezlerimize ihtiyacımız var der. Bununla alakalı elimizde 7 tane merkezimiz var. O 7 şanslı bölge neresi? Ağırlık merkezde, Alanya'mız da var. İşte Seriye yapıyoruz. Manavgat'ımız da var. Serik'te de ayın 23'ünde, dediğim gibi 11. ayın 23'ünde Cumali'de bir aile sağlığı merkezi, Sağlıklı Hayat Merkezi. Evet. Burada Sağlıklı Hayat Merkezlerinin temelde şu: obezite sıkıntısı olanların, obezite ameliyat öncesi veya tedavi öncesi yapılabilecek neler varsa bunları belirlemek ve tedaviye yönlendirilmesi gerekiyor. Mesela tedaviye yönlendirilmesi. Tabii. Asıl burası o işi yapar. Vatandaşı tedavi öncesinde, hastalanmadan önce bilgilendirip ortaya bir şey koyup doğru yönlendirmeleri sağlayacak merkezler bunlar. Burada aile planlama merkezlerimiz var. Burada işte obezite merkezlerimiz var. Yine aile sağlığı merkezlerimiz var. Aynı yerin içerisinde aile hekimlerimiz de olacak. Bunlar hizmet edecek. Cumali'den bahsettim, birinci basamaktan. Güzeloba'da bir aksilik olmazsa bu ayın 30'unda yine ihalesi yapılacak olan Sağlıklı Hayat Merkezi, aile hekimliği birimi ve 112 istasyonu, İnşallah bu ayın 30'unda onun da ihalesini yapacağız. Özel bir merkez yapıyorsunuz. Tabii. Yani. Sağlıklı Hayat Merkezi kapsamı içerisinde 112, Sağlıklı Hayat Merkezi, Aile Sağlığı Merkezi. Ve 112. Evet, bu bunun içerisinde çok olacak. Güzel. Kepez'de, Sütçüler'de yine aynı konseptte Aile Sağlığı Merkezi, Sağlıklı Hayat Merkezi ve 112. Çünkü bunlar artık kompleks tipik proje olarak geliyor. Projesi çizilmek üzere, bitmek üzere ve bakanlığa, hatta bitmiş, bakanlığa yatırıma İzin için gönderilmiş olan Kemer İlçe Sağlık Müdürlüğümüz var. Oradaki aile sağlığı merkezimiz var. 112'miz var. Gazipaşa'da yine aynı şekilde 112 istasyonu, Sağlıklı Hayat Merkezi, ilçe müdürlüğü binamız var. Bunlar da yakın zamanda ihaleye çıkacağız. Muratpaşa 30 nolu yeni ihaleye çıkacak. Bunlar önümüzdeki dönemde inşallah birinci basamakta gerçekleştirmeyi, kısa vadede gerçekleştirmeyi planladığımız var. Ayrıca bir aksilik olmazsa birkaç ay içerisinde Aksek İlçe Sağlık Müdürlüğü Aile Sağlığı Merkezi yapım hedefimiz. Kumluca'da İlçe Sağlık Müdürlüğü 112 Aile Sağlığı Merkezi. Manavgat Sarılar, Manavgat Taşal Aile Sağlığı Merkezi, Sağlıklı Hayat Merkezi. Bunlar da inşallah kısa vadede Muratpaşa yatırım programımızda olup kısa vadede birkaç ay içerisinde inşaat ihalesini gerçekleştireceğimiz yapılar. Şimdiye kadar saydıklarım önümüzdeki dönemde planladığımız 44 tane yatırımın bir kısmıydı. Küçük bir kısmıydı aslında. Ve devam eden 20'nin üzerinde ilimize kazandırmayı planladığımız birinci basamak sağlık tesisimiz var. Bunun içerisinde Konyaaltı'ndan Elmalı'ya, tüm ilçelerimizde, her ilçemizde belli oranda dağıtılmış, kısa vadede yapıp hayata geçirmeyi planladığımız merkezlerimiz var. Çok güzel. Size kolaylıklar diliyorum. Yatırımları böyle duydukça da çok da hoşuma gidiyor. Gururlanıyorum da bir taraftan. Çünkü Antalya'ya yapılan, taş üstüne konulan her şeyde insan gururlanmamak elde değil tabii ki. Mutlu olmamak elde değil. Şöyle, yatırımlarla alakalı şunu ifade etmek lazım. Artık işler çok hızlı ilerliyor. Ya, program önce size ifade etmiştim. Kumloca Devlet Hastanesi ilk yapıldığında 100 yataklı bir hastaneyi 1996 yılında başlanmış bir inşaat, 2005 yılında toplam 9 yılda bitirilebilmiş. Biz şu anda şehir hastanesi gibi 1750 yataklı bir hastaneyi 2 yılda yapıyoruz. Geldiğimiz nokta. Tabii.
Vatandaşımız demiş ki yatalak hastalara uzman doktor randevusunu alamıyoruz. Sorumuz arada kaynadı demiş az önce soran vatandaşımız. Evde sağlık hizmeti sunuyoruz aslında. Evet. Yakın zamanda bakanlığımızın projelerinden bir tanesi de evde sağlık hizmetini online olarak biliyorsunuz pandemi bize online hayatı öğretti. Zoom üzerinden veya diğer programlar tabii üzerinden birbirimizle iletişimimizi hatta yetmedi tedavimizi belirledik. Artık yakın zamanda bakanlığın projelerinden birisi budur. Hem aile hekimleri hem de uzmanlar üzerinden hatta öyle bir noktaya geleceğiz ki yakın zamanda biz heyet raporlarını bile online platformlarda vermeye başlayacağız. Ama evde sağlık hizmeti ile alakalı planlamalarımız devam ediyor. Sayılarını artırarak evdeki hastayla uzmanı bir şekilde bir araya getireceğiz. Bu online ortamda olabilir veya fiziki ortamda olabilir. Hiç fark etmez. Bunun altyapı çalışmalarını 2 hafta önce başlattık. Anladım. Ve doktorlar derken uzman demiştim ya, bazı bölgelerdeki açıkları hastanelerle geçici görevle sağlıyorsunuz. Bu geçici görev olayı eskiden beri vardır. Rotasyon da denir. 10 günlük, 2 haftalık, 1 haftalık gibi durumlar da olur açığı kapatmak anlamında. Şimdi bu da elbette ki mevcut konumdaki hastaneleri de aksatıyor. Nasıl bitecek geçici görev işi? Geçici görevler yeni gelecek atamalarla sonuçlanmış olacak inşallah. Çünkü ciddi anlamda hekim ben Antalya'da çalışmak istiyorum diye tercihte bulundu. Yurt dışına gitmiyorlar mı? Hayır. Ya. Yurt dışına hekim kaçması gibi bir şey söz konusu değil. Giden vardı fakat gitmelerinin sebebi ekonomik kaygılar değil. Ukrayna'ya giden çoktu sonra hepsi geri döndü. Şunu net olarak ifade edeyim. Biz sağlıkta tercih edilen bir ülkeyiz. Bu sadece altyapımızın güçlü olması, işte binalarımızın iyi olmasından değildi. Bizim doktorumuz da çok iyiydi. Bizim hemşiremizde, ebemizde, diğer sağlık çalışan arkadaşlarımızda. Biz bir bütün olarak çok tercih edilen bir ülkeyiz. Sağlık turizmine geliyorsa insanlar buraya, biz bu işleri iyi yapabildiğimiz için geliyorlar. Ya da bizim hekimlerimizi tercih ediyorlarsa, insanın dünyadaki en önemli varlığı canı. Bundan daha önemli bir şey tabii, yok. Tabii. İşe yaramayacağını düşündüğü hiç kimseye sağlığını teslim etmez. Çok güçlü, gelişmiş ve yetişmiş hekimimiz, hemşiremiz, ebemiz ve diğer sağlık personelimiz var. Şu anda Allah'a şükürler olsun ki tercih edilen bir ülkeyiz. Dışarısı tercih ediyorsa bizi, ya işte parasından dolayı falan değil. Bizim bu işi yapabildiğimizi bildiği için tercih ediyordu. Şu anda da hekim arkadaşlarımız, biraz önce de ifade ettim, 200'ün üzerinde hekim, ben Antalya'da çalışmak istiyorum diye tercihte bulunuyor. Uzman hekim. Ne zaman gelecek onlar? Peyderpey geliyor. Yani 100'ün üzerinde başlayan onlar. Geldikçe rotasyon geldikçe, bitecek. Geldikçe tabii ilgili atıyorum. Finike'ye kardiyolog geliyor. Finike kardiyoloji rotasyonundan çıkıyor. Kendi kardiyoloğuyla işini devam ettirmek durumunda kalıyor. Bir de şöyle bir hizmetiniz var. Özellikle Kepez Devlet Hastanesi'nde Suriyeli hasta sayısı çok. Bunlara destek amaçlı Arapça bilen görevlileriniz de var. Bizim tüm hastanelerimizde, tüm hastaneler demeyeyim de, bizim belli hastanelerimizde Arapça bilen de var, İngilizce bilen de var, Rusça bilen de var. Biz ihtiyaca göre gelen vatandaşa hizmet eğitim araştırma hastanesinde var tabii ki. Eğitim Rusça, araştırma Arapça. Hastanemizde de bizim tercümanımız var. Bugün Alanya'ya gittiğinizde Alanya Eğitim Araştırma Hastanesi'nde de tercümanımız var. Kepez Devlet Hastanesi'nde de tercümanımız var. Bu özel bir şey değil. Peki, özellikle nüfus tutanı olmadan yaşanan çocuk yaşta doğumlar var. Bunlar nasıl şey yapılıyor? Hepsi kayıt altına. Biz tespit ettiğimiz tabii kayıt evet. altına alır savcılığa bildiririz. Bizim yasal zorunluluğumuzdur. Tabii. Üstünü örtemezsiniz, kapatamazsınız. Onu mutlak surette savcılığa bildiririz. Çünkü gidince görüyoruz tabii. O aşamada onların hepsini falan. Biz orada sağlık hizmetini kişiye en iyi şekilde sunarız. Hayat tehlike oluşturabilecek hiçbir şeyin ortaya çıkışma, komplikasyon oluşmasını engelleriz. Sonrasındaki adli süreçlerle alakalı kısmını biz savcılığa bildiririz. Savcılık takip eder. Anladım. Peki, Sayın Hocam. Süremiz bitti. Sizin konuşacaklarınız vardır mutlaka. Yatırımlar konusunda anlatacağınız ya da eksik kalan şunu da anlatmalıyım dediğiniz nokta varsa buyurun size bırakıyorum. Şunu söylemekte fayda var. Belli branşlar için söylenen son dönemde işte randevu alamıyoruz şeklinde söylemler vardı. Ben bugün buraya programa gelmeden önce verileri çıkarttırdığımda gördüğüm o ki aynı gün içerisinde ilde tüm branşlardan neredeyse randevu alabilir hale gelmişiz. Belli branşlarda merkezde birkaç gün sonrasına randevu verebiliyoruz ama biliyoruz ki biz. Hangileri mesela? KBB mesela. Ama yeni gelecek ekip arkadaşları bu sıkıntının üstesinden gelecek. Plastik cerrah. Yeni gelecek ekip arkadaşları bu sorunu çözecek. Plastik cerrah konusunda eksiklik var. Bir tane var şeyde de eğitim araştırmada da zannediyorum. Şöyle yeni gelecek olan arkadaşlarımız var ve biz artık mesai dışı poliklinik hizmeti veriyoruz. Yani akşamları
hekim, gönüllü hekim arkadaşlarla beraber belli saatten sonra mesai bittikten mesai bittikten sonra şu anda 18 farklı branşta 50'ye yakın hekimle belli hastanelerde, bizim web sitemizde de yayınlanıyor hangi branşlarda hizmet verdiğimiz. Buna KBB'de var, ortopedide de var, gözde var. Yani 11'de benim kulağım ağrısa bir doktora saat gidebiliyor mu? Yok, 11 değil, belli bir saat. Ama yetim araştırmada zaten bizim sürekli nöbetçi ilgili branş uzmanı hekimimiz var. Ama neredeyse ilin birçok hastanesinde şu anda mesai dışı hizmet veriyoruz. Böylece gün içerisinde randevu bulunmama sıkıntısını da mesai sonrasını aktararak çözmeye çalışıyoruz. Gün içinde çalışan, izin alamayan kişiler onlar mesela için büyük kolaylık. Saat 17'den sonra randevu alabilirler değil mi uzmanlardan? Evet. Şu anda hangi hastanelerde var bu? Atatürk'te var. Eğitim araştırmada var. Kepez Devlet Hastanesi'nde var. Alanya'da var. Manavgat'ta var. Elmalı'da var. Mesai dışı uygulamalarımız şu an için. Çok iyi. İlk başladığımızda sene başında açtığımız MRS kapasitesinin neredeyse %100 oranını da artırmış durumdayız. Yani daha önce açmış olduğumuz kapasitenin neredeyse iki katında bir kapasite artışına gitmişiz. Sen polikliniklerini, mevcut poliklinikleri çok daha verimli kullanma gayretindeyiz. En iyi şekilde vatandaşa hizmet etmek için buradayız. Umarım bundan sonraki süreçte de sıkıntı yaşanmadan güzel hizmetler verebilmeyi Allah bize nasip eder. Ultrason tomografi konusunda sıkıntı çekiyoruz. Tamam, onu da bahsedeyim. Gelmeden o verilere de baktım. İki gün en geç iki gün sonrasında MR randevu veriyoruz. En geç. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yok. Siz gidin bugün Avrupa veya Amerika'da size 6 ay sonrasında MR'a gün verirler. Raporunu ne zaman alacağınızı bilemezsiniz bile. Biz en geç iki gün sonrasında MR randevu veriyoruz. 7-24 esaslı çalışıyoruz. Yetmiyor. Tomografiyi aynı gün çekiyoruz. Aynı gün anjiyo yapıyoruz. Hani acil anjiyo tabii ki aynı anda yapılacak. Bir de kronik anjiyo yapılan işlemler var. Aynı gün randevu vermiyoruz. Ultrason en geç verdiğimiz, o da görevlendirme ile hekimi gönderdiğimiz alanlarda 10 gündür. Daha ötesi yok. Geldiğinizde tespit ettiğiniz... Ya da şöyle bazen şu oluyor. Yani vatandaş diyor ki siz gün veriyorsunuz. Belki 5 gün sonrasında ultrasonografiye gün verdiniz. Ya benim 5 gün sonra işim var. Siz bana 10 gün sonrasına gün verin diyor. Siz 10 gün veriyorsunuz. Sisteme baktığınızda en uzun randevu 10 gün gözüküyor. Böyle durumlarla da karşılaşabiliyoruz. Banka promosyonunu soruyorlar. Evet, bununla alakalı, banka promosyonu ile alakalı bakanlık çalışma yürütüyor. Özellikle kamu bankalarıyla promosyon anlaşması yapmış olanlarla alakalı Sayın Bakanımız konuyu ciddi anlamda takip ediyor. Sanırım bu hafta içi bir görüşme gerçekleşecek bakanlıkta bu konuyla alakalı. Ortaya bir tablo çıkacaktır diye umuyoruz. Rakam konusunda bizim de bir malumatımız yok. O da zaten artı bir destek oluyor değil tabii mi? Tabii ki. Yani Sayın Bakanım bu konuda... Eskiden döner sermaye vardı. Şimdi var mı bilmiyorum da. Döner sermaye de çalışanlara bir ilave destek olurdu. Yani promosyon başka bir şey. Tabii tabii, o başka. Yani döner sermaye zaten biz ek ödeme anlamında o bakanlık o konuyla alakalı iyileştirmeleri yaptı. Bu hafta içerisinde de bir aksilik olması promosyonla alakalı bir görüşme gerçekleşir diye bekliyoruz. O görüşmenin neticesinde bizim... Ankara'dan mı devam ediliyor? Sayın Bakan takip ediyor. Hmm. Özellikle Sayın Bakan bu konunun üzerinde duruyor. Vallahi ben Sayın Fahrettin Koca kadar personeline değer veren bir bakan görmedim. Sağ olsun. Şanslısınız o konuda. Evet, şanslıyız. Antalya'ya alıştınız mı? Alıştık. Şırnak'tan geldiniz ama Gümüşhanelisiniz siz. Bayburtlusunuz. Evet, bir Bayburtlu'ya Gümüşhanelisiniz demek şey gibi, Alanyalı'ya Antalyalı mısınız demek gibi bir şey. Alanya da öyledir. Evet, Bayburt'tan, Karadeniz bölgesinden evet. Şırnak'a gittiniz. Şırnak'tan ikinci görev yeriniz mi burası yöneticilikte? Ben Çukur Barikat olaylarında Cizre'de olayların en hareketli olduğu dönemde mecbur hizmetini yapmış evet. Birisiyim. 2,5 yıl kadar orada kaldım. Sonrasında bir İstanbul'a döndüm. Ardından 3 yıl kadar Şırnak İl Sağlık Müdürlüğü görevi ifa ettim. Sonrasında da dediler ki Antalya, biz de çıktık geldik. Nasıl buldunuz Antalya'yı? Hep şu söyleniyor, oturmuş bir sağlık altyapısı olduğu için. Kış geldi, kışın biz sizinle tanıştığımızda ben size ne demiştim? Bunun bir yazı var demiştim. Geldiğim bölge sıcaktı ama. Evet. Yani Türkiye rekorunu kırmış bir yerde ilçe anlamında Şırnak'ta. Burası da sıcak. Ama oturmuş bir sağlık altyapısı olduğu için daha rahat. Hani eşiniz, çocuklarınız falan tabii, alıştılar. Tabii. Zaten inanılmaz bir şey. Alıştılar çok onlar da artık. Evet, alıştılar. Sizi de Antalyalı yaptık yani. Teşekkür ederiz. Peki, memnunuz. Peki, var mı aktaracağınız başka? Benim bunlar? Söyleyeceklerim bunlar temel olarak.
Özellikle şunu son cümle olarak söyleyeyim. Grip salgının olduğu, mevsimsel geçişin olduğu bir dönemdeyiz. Lütfen 65 yaş üstü olanlar, ek hastalığı olanlar, immün yetmezliği olanlar, kemoterapi alanlar, KOAH gibi akciğer problemi olanlar mutlak surette grip aşılarını yaptırsınlar. Yetmez, COVID aşılarını da yaptırsınlar. Var mı grip aşısı eczanelerde? Var var. Aklıma geldi dediniz de, şimdi bu 2 yıllık süreçte herkes hastaneye gitmekten imtina ederken, kanser araştırmaları da yapılamazken, acaba kanser patlaması yaşar mıyız? Yani, bunu bilemeyiz. Hani bir bunu bilemeyiz. Böyle teoriler söyleniyor döneminde ama. Hep korona vardı ya o süreçte. Ama MHRS'nin kapalı olduğu dönem çok uzun sürmedi. Yani biz poliklinik hizmetini tüm Türkiye'de çok kısa bir süre bıraktık. Sonrasında normal hayata döndük biz. Covid yüksekken de biz hem Covid'i idare ettik, döndük diğer hastalıkları. Hani insanlar hastaneye gitmedi, koronaya yakalanırım falan filan diye böyle bir endişe etti de. Çok o konuda sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Öyle mi? Yok, kesinlikle. İyi, korkmayalım diyorsunuz yok. Yani. Peki, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. En azından güzel Antalya'mıza yapılan hizmetleri duyurabilme fırsatı verdiniz bizlere. Her zaman, her zaman. Sağlık bizim için çok önemli. Umarım bundan sonra da bu hizmetlerimiz katlanarak artar ve devam eder. İnşallah. Her ne kadar ben siyaset programı, belediye başkanları, milletvekilleri veya liderlerle yapsam da, ama sağlık Antalya'nın, daha doğrusu insanoğlunun vazgeçilmezi. Çünkü önümüzdeki haftada sizin koltuğunuzda Sayın Milli Eğitim Müdürü oturmuş olacak, Emre Çalışkan. Onunla da eğitimi konuşacağız. Eğitim ve sağlık çok önemli, insanoğlu açısından. Katılmanız için çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Antalyalıları bilgilendirdiniz. En azından yüreğimiz ferah sağlık konusunda. Herkes de katılım sağladı. İnteraktif olarak da programımızı gerçekleştirdik. Yatırımlar konusunda da gördük. Kim katkı sağlıyorsa, bu arada hükümet milletvekilleri, muhalefetten de destek olanlar vardır elbette ki, kim katkı koyuyorsa da Allah teşekkür razı ediyoruz. Olsun diyoruz hepsine de. Sağ olun. Evet sayın seyirciler, haber programı Yüksek Tansiyon burada sona erdi. Konuğumuz bildiğiniz gibi Antalya İl Sağlık Müdürü Sayın İsmail Başıbüyük'tü. Kendisine aktarımları ve yapılan çalışmaları bize anlattığı için de çok teşekkür ederiz. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına mutlu günler diliyorum efendim. Hoşçakalın.